Merak etme oğlum. Aysel ebe iyidir. Hanımının neyi var nesi yok anlar hemen. Madem bu kadar düşünüyordun karını, neden apar topar hastaneden çıkarttın be oğlum? Kadın yeni doğum yapmış. Bırakaydın da dinleneydi biraz. Ben mutfağa gidip bir çorba kaynatayım. Bir lokma bir şey girsin kızın boğazına. Böyle bastırınca acıyor mu kızım? Neyim var? Hele bir kocanı da çağıralım da. Nesi var abla? Vallahi ben de kesin nesi var anlayamadım. Ağrısızsı normal. Yeni doğum yapmış kızcağız. Ama bu kanama neye alamet onu bilemem işte. Sen evde bir kağıt kalem varsa getir bana. Ben bir iki ilaç yazayım da sen git eczaneden alıver. Görüyor musun? Yiyecek bir lokma aş yok evde. Nasıl ayaklanacak bu kız? Al gel de ağrı kesicisini yapalım. Sıkıntısı dinsin hemen. Tamam. Zeliha, hemen gidip geliyorum, tamam? Sağ ol, hakkını ödeyemeyiz. Aysel abla, hadi kalk gidiyoruz. Ne kız? Ne oldu, ne bu acele? Yürü abla, yürü dedim. Dur, kudurdun mu? Ne oluyor? Suzan abla. Ne oldu? Kızım, kocan gelince çağır yine de iğneye beni, olur mu? Sen bu ağrıyla sabaha kadar duramazsın. Hadi abla, hala konuşuyorsun. Sağ olasın abla. Suzan abla, bilmeden bir yanlış mı yaptık? Bir kusur mu ettik? Mis kokulum. Hastanenin telefonunu yazdım, sehpanın üstüne koydum. En ufak bir şey olduğunda beni haberdar et. Hadi Allah'a emanet. Abla. Hı? Ya adam yine gelirse? Gelmez, merak etme. Ama sen yine de ben çıktıktan sonra kapıyı üstüme kilitle. Kimseleri de açma. Sakın evden de dışarı çıkayım deme. Yok, çıkmam abla, merak etme. İyi. Hadi bak, Murat'ım sana emanet. Torunuma iyi bak. Tamam. Hadi bakalım. Senin de anan baban yok ha, benim gibi. Bir başınasın bu hayatta. Gücenme sakın ananı. Fizan'a da gitse aklından çıkaramaz seni. Hep çok sever, hep çok özler. İnsan sevdiğini bırakmaya mecbur kalıyor bazen.
kadar acı çekse de gidiyor çaresiz. Ben de Mustafa'mı bıraktım geldim buralara. Kim bilir şimdi ne halde, neler yapar. Gözüm hep arkada. Ama ne yapayım? Var mıydı başka şansım? Ne o? Gözün sürekli saatte. Saate bakınca daha mı hızlı geçiyor zaman? Ay dayanamayacağım Muazzez. Evi arayacağım yine. Daha demin aradın Neriman. Öyle zırt pırt aranmaz. Dikkat çekeceksin. Bir şey yaptın belli olur sonra. Doğru söylüyorsun da duramıyorum. Artık delireceğim vallahi. Senin yaptığın her şey delilik Neriman. Sen el kadar bebeği al anasının elinden. Hiç tanımadığın kadını kucağına ver. Ya sen değil miydin bu kız karnındaki bebekle ölüme atladı diyen? Ne malum senin torununa da bir şey yapmayacağı? Öyle deme. Sevdiğini kaybetmiş o da. Çok çekmiş zavallı. Rabbim onu benim karşıma boşuna çıkarmadı. O benim torunuma bakacak. Ben de ona kol kanat gereceğim. E gelinle kim kol kanat gerecek Neriman? Ha? O daha bir zavallı değil mi? Daha bir başına değil mi o kız? Ah Neriman ah senin günahın çok. Çok senin günahın. O günaha beni de ortak ettin sen. Hazır mı şu? Nereye? Duramayacağım burada daha fazla Muazzez. Zaten deminden beri bin bir türlü tilki soktun aklıma. Eve gidiyorum ben. Dur, sen daha dur. Bunlar daha senin iyi günlerin Neriman. Sen beni idare ediver yeter. Göründüm işte şurada birkaç saat. Soran olursa başı tuttu eve gitti yarında gelmeyecek dersin. Öyle olsun Neriman. Sen başının dikine dikine git. Hiç lafımı dinleme. Tamam öyle olsun. Öf. Teşekkür ederim. Yardım edecek misin bana? Bebeğinin öldüğünü kabul et bir an önce. Bu gerçekle ne kadar çabuk yüzleşirsen o kadar kolay olur senin için. Yoksa arada kalırsın benim gibi. Acın daha da çoğalır. Ben ne seni olduğun gibi kabullenebildim ne de seni kaybettiğimi. Şimdi bak. Kendi cehennemimde debeleniyorum. Benden sana son bir baba nasihati. Bir önce çek git buralardan. Burada saklanmana müsaade edemem. Başını belaya sokarken bana sormadın. Bundan sonra da benden yardım bekleme. Baba yalvarıyorum doktora ihtiyacım var. Nasihata değil. Senden son kez bir şey istiyorum. Allah biliyor ya. Bu kadar çaresiz durumda olmasam onu da istemezdim ama kahretsin başka şansım yok. Bir doktor çağır. Başka bir şey istemiyorum.
Ondan sonra çekip gideceğim zaten buradan. Görmeyeceksin bir daha yüzümü. Tahsin. Neredesin Tahsin? Ne olur yol yakınken vazgeç şu işten. Bu şu çocuğun anasını. Çocuğu geri ver ne olur. Vermem. Kimse alamaz Murat'ımı benden. Bu sefer olmaz. Bu sefer olmaz. Kader. Kader. Murat. Endişe edilecek bir şey yok. Doğumdan sonra ara ara böyle ağrılar olabilir. Kanama da olmuş ama. Dikiş yerlerinden. Önemli değil. Ama siz de metanetli bir kızmışsınız. Bravo. Sağ ol Far. Sağ ol. Geç oldu. Ben sana bir araba bulayım. Tamam. Tamam. Başınız sağ olsun. Babanızdan öğrendim. Bebeği kaybetmişsiniz. Doktor bey. Ben sizi buraya kendi ağrım için çağırmadım. Sağ olun bu saatte kalktınız geldiniz ama size bir şey sormak zorundayım. Nedir? Ben bebeğimi kaybetmedim. Hastanede bir karışıklık olduğuna inanıyorum. Bakın ben polis peşimde, durumumu anlamışsınızdır. Babam bile bu evde kalmama gönüllü değil. Başım dertte anlayacağınız. Bu yüzden gidip hastaneye işin asları nedir kendim araştıramıyorum. Periköy Devlet Hastanesi'nde doğum yaptım. Biliyorsunuzdur mutlaka. Biliyorum, evet. Yardım edin bana. Yalvarırım, yardım edin. De nasıl? Bu sabah kaçtım hastaneden. Kaçmak zorundaydım. Polis bastı hastaneyi. Benim bebeğim sağ. Biliyorum, hissediyorum. Ama kanıtlamak için yardımınıza ihtiyacım var. Kayıtlarda bir karışıklık olmuş olmalı. Siz sorarsanız, kayıtları görmek isterseniz eminim yardımcı olurlar. Biliyorum, belki çok şey istiyorum ama çaresizim. Lütfen yardım edin bana ne olur. Abla. 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 Aç şu kapıyı aç. Aç konuşacağız aç. Kim bu Tahsin söyle. Ayhan. Git buradan git.
Ben bir şey bilmiyorum. Ayhan lütfen git. Ulan aylarca yalvardım bana tutukla şu Zeliha'yı diye. Şimdi neden kaçmasına izin verdin bana? Bana bak. Eğer o bebek Zeliha'nın bebeğiyse... Durun. Benim. Kaç bakalım kaç daha nereye kaçacaksın? Bana bak. Ben bulacağım o Zeliha'yı. Soracağım ona her şeyi. Bana eğer oyun oynuyorsan şimdi... ...hepsini burnundan fitil fitil getireceğim. Çalışmıyorsa senin kız bu gece. Ya iyi düşünelim, iyi olsun be abi. Ya vallahi ben de sana söylediğimden beri aynı şeyi düşünüyorum abi. Ulan fiyakalı fiyakalı laflar ettin ya, bulamazsan kızı diyorum kendime. Rezil olursun oğlum diyorum ama sana bir şey söyledim mi? Yok. O yüzden senden de ricam, iyi düşünelim, iyi olsun abi. Hadi yürü. İnsan adamsına kadar Fuat. Suat abi. Fuat abimin adı. Hayırlı akşamlar abicim. Bu doğumhane ne taraftaydı acaba? Sağdan devam edin, ileride koridorun sonunda. Tamamdır, sağ olasın. İyi nöbetler. Sağ ol. Bu mu senin kız? Yok be abi, ben bir içim su dedim. Bir içim su mu bu kız? Yürü sor bakayım senin kızı. Abi sen böyle senin kız, senin kız dedikçe içim bir tuhaf oluyor ha. İnşallah ya, ne diyelim. Hadi yürü, sevzeklik yapma hadi. Merhaba. İyi akşamlar. Buyurun. Elif'e bakmıştım ben o. Elif? Elif hemşire. Burada doğumhanede görevli kendisi. Hayır, öyle biri çalışmıyor burada. Bir dakika, nasıl olur ya? Elif. Kumral, öyle siz yaşlarda hem sizden güzel olmasın, biblo gibi bir kızdır. Yeşil gözlü. Yani maalesef, üzgünüm. Elif adında bir hemşire çalışmıyor burada. Kızım, yeni bir doğum kaydı yapılacak. Ben odaya bıraktım. Sen kaydı yapıp dolaba kaldırıversin. İşin bitince halledersin, tamam? Olur abla. Elif'i hatırlamadın yani sen şimdi, böyle mi? Hayır kardeşim, tanımadım. Yani burada bir sürü işim gücüm var. Başka bir şey yoksa oyalama beni lütfen. Allah Allah, nasıl olur ya? Beni var bir tane yalanda. Anne, annesi Behi Aksu'ya benzer. Şarkıcı var ya, adını anmayacağımı söyler hani. Yahu ben kızı tanımıyorum. Sen gelmiş bana anasının kime benzediğini söylüyorsun. Nereden bileyim ben? Behi Aksoy'u bilirsin. Bilirim. Sever misin peki? Yani. Severim de. Sen öyle adını anmayacağım falan deyince. Ne bileyim, Neşe Karaböcek dururken. İşte şimdi tam kalbimden vurdun beni bak. Yani Neşe Karaböcek dedim mi akan sular durur. Geçse de gençlik çağı. Sessiz ol.
Biri duyacak. Hoş kalsa da kucağın. Hoş değil o bir kere, boş. Boş kalsa... Şşş, sessiz ol. İyi nöbetler hemşire hanım. Buyurun. Ben Balta Limanı Devlet Hastanesi'nden Doktor Faruk Kalender. Görevli hemşire sizsiniz sanırım. Evet hocam, buyurun. Benim sizden bir ricam olacak. Bir hastam için. Sizin hastanenizde doğum yapmış. Belgelerini bir görebilir miyim lütfen? Hastanızın adı neydi acaba hocam? Saniyenizi rica ediyorum hocam. Dosyaları bulup çıkartıyorum. Tabii, bekliyorum. Ben... Ben de bekliyorum. Ben bu resimdeki kızı hastanede gördüm abla. Bebeğin anası o değil mi? Hastanede geldi benim yanıma. Kendi derdi yokmuş gibi ilgilendi benimle. Ne iyi bir insan dedim içimden. Abla gerçekten bilerek, isteyerek mi bıraktı bebeğini? Çok soru soruyorsun Kader. Ben sana bilmen gereken her şeyi anlattım. Bir daha seni uyarmayacağım kızım. Ben aldım seni o geçitten, ne çabuk unuttun. Hayatını kurtarırken sana soru sordum mu? Yok ben... O zaman sen de bana sormayacaksın. Torunumu bağrına basıp dediğimi yapacaksın. Anladın mı?